olursun nazar. Vurdi vurdi vuruldu, uçur dibi vuruldu. Benim sevdaluklarım etilerde duyuldu. Vurdi vurdi vuruldu, uçur dibi vuruldu. Benim sevdaluklarım şu Rize'de duyuldu. Vurdi vurdi vuruldu, uçur dibi vuruldu. Benim sevdaluklarım Trabzon'da duyuldu. Evet sevgili izleyicilerimiz, Murat Özkaya ile Gezelim Görelim programı bu hafta Korgan'da. Sizler için Korgan'ı gezip, Korgan'ı görüntüleyeceğiz. Korganlı vatandaşlarla sohbet edeceğiz. Bizleri izlemeye devam ediniz. Yılın ilk karı da buralara yağmış herhalde. Evet sevgili izleyicilerimiz, yaklaşık Fassa'dan bir saat yolculukla Korgan'a ulaştık. Korgan'a ulaştık. Korgan'ın güzel yerlerini sizler için çekeceğiz, görüntüleyeceğiz. Kameramanım Ahmet'le beraber. İnşallah sizler için güzel şeyler buluruz, yakalarız. Ben de ilk defa geliyorum Korgan'a. Bakalım nasıl bir yer. Hadi iyi seyirler şimdiden. Hey gidi kara deniz, hey gidi kara deniz. Evet, Korgan'dayız şu anda şehir merkezinde. Bir amcayla karşılaştık burada. Güzel de bir aracı var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar amca. Moda TV'den geliyoruz. Murat Özkaya ile Gezelim Görelim. Korgan'ı tanıtacağız. Sizi de tanıyalım bu arada. Hoş geldiniz. Biz Korgan'ın yerlisinden İlmi Uçarmak. Tepe Mahalle. Tepe Mahallesi'ndesiniz. Evet. Korgan'ın Tepe Mahallesi'nden. Evet. Hilmi amca, burada geçiminizi neyle sağlıyorsunuz? Geçimiz, emekli maaşımız var. Fındık bahçemiz var. Onlar yetiyor yani, terliyor yani. Gördüğüm kadarıyla burada da bayağı bu araçlardan var. Herhalde yaygın aracı olarak kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Bahçelerden odun, fındık kesmek için bunları kullanıyorum. Evet. Korgan'ın peki gezilecek, görülecek güzel yerleri var mı? Vardır. Ne mesela yaylası, şelaleleri gibi yerler var? Vardır. Tamam Hilmi amca, teşekkür ediyoruz. Evet, burada da bir abimiz var. Ona da bir merhaba diyelim. Merhabalar. Bunlar merhabalar. Hoş geldiniz ilçemizde. Hoş bulduk, sağ olun. İlçemiz gerçekten Canik Dağları'nın ortasında güzel bir şehir olmakla beraber. Özellikle bu makineyi sordunuz. Bunlar olalı bölgemizde eşek, katır, at hayvanlarını çok çile çekiyordu. Evet. Rabbim bunu bulandan cehennem yüzü göstermesin ona, cennetine koysun onu. Çünkü bunlar bütün köylünün bahçede hayvanı, tarlada arabası, buradan her türlü
ihtiyacını bu araçtan karşılayabiliyor. Yaylaya bile göçünü bundan götürüyor, bundan getiriyor. Mükemmel bir buluş. İnsanlar bundan her türlü ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yolda gelen aracı bile bunlar çekebiliyorlar. Yakıtı yok. İnsanlar tasarruflu. İyi bir araç. Bundan olmayan hane yoktur burada. Evet. Şimdi bakıyoruz böyle çok güzel görsel güzellikleri kışın bile güzel görünüyor, evet. Korgan. Buraya gelmek isteyenlere tavsiyeniz nedir? Buraya gelmek isteyen tavsiyem özellikle buranın şelaleleri vardır. Yaylaları 16 tane yaylası vardır. 16 yaylanın hepsi gözülecek, gelilecek yerlerdir. Özellikle Kümbet dediğimiz yayla bölgesiyle bir de Yalman. Yalman belki de dünyanın 8. harikalarından biridir. Bilgisayarlarda XP vardır. Onun gibi 1 milyon metrekare üzerinde belki de bir yerdir. Mükemmel bir yerdir. Sanki oraya gittiğinde uçakta gibi olursunuz. Aşağıda ağaçlar ve insanları zor görürsün. 2500 rakımlı falan bir alandır. Uzaklığı ne kadar? Korgan uzaklığı? 25 kilometre civarında. Yayla bölgemizde. Korgan Ovası çok güzeldir. Göleti vardır. Şimdi mesela biz gitmek istesek oraya aracımız... Zincir olmadığı için şu anda dün yağan kardan dolayı oraya çıkamazsınız. Kar var mıdır orada şu anda? Tabii ki. Şu anda bizim Korgan yaylalarında kar var, bagaj var. 15 santim falan yağdı dün akşam, önceki akşam. Onun için şu anda ancak yaylaya kadar gidebilirsiniz, Korgan Ovası'na kadar. Perşembe yaylasının karşısıdır burası, Aybastı Perşembe yaylasının. Zaten Aybastı Perşembe yaylasının oradaki Çiseli Göl de bizlere aittir. Korgan'a aittir. Öyle mi? Tabii ki. Yani orası tamamen yeriyle, yurduyla, bölgesiyle tamamen Korgan'a ait bir alandır. Bunu teşkil ettiler daha eskisi gibi kimse Aybastı Perşembe Şelalesi demez. Orası tamamen Korgan'a ait güzel bir şelaledir. Oranın yolunu falan yaptılar. Aybastı Belediyesi'nin ortaklaşa oraya insanların gitmesi için. Bu sene benim Hatay'dan bile misafirlerim geldi oraya götürdüm. Giderken bile gelirken bile insanlar orada konvoy şeklinde gidip gelebiliyorlar. Mükemmel bir alandır. O Perşembe Yaylası'nın kümbeti, o bölgedeki o şeyler, medreseler çok harikadır. Belki de Karadeniz'de öyle bir yer yoktur. Yok, Karadeniz'de. Korgan yaylaları gerçekten çok güzel. Gelmenizi, görmenizi isterim. Bizler geleceğiz, göreceğiz. Zaten sen bu gelmek isteyenlere siz ne dersiniz? Vallahi ben şunu söyleyeyim. Ben burada 15 yıl özel idare müdürlüğü yaptım. O bölgeye yol yaptık köyde zamanında. Mükemmel bir alan oldu. Eskiden insanlar jiple gidemedikleri yere bugün taksiyle hatta yeşil yol projesiyle onlara beton yol yapıldı. Gelen misafirlerimiz bizim, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirlerimiz dünya harikası olduğunu, cennetin buralar olduğunu, dünya cennetinin buralar olduğunu söylerler. Özellikle Mayıs 15 ile Haziran 15 arasındaki açan yayla gülleri mükemmeldir. Onun kokusu etrafa mis gibi koku verir. Tabii bizim de yaylada evlerimiz var. Misafir ederiz sizi. İnşallah. İnşallah. Evet sevgili izleyicilerimiz, Korgan'da gezerken eski belediye başkanımızla karşılaştık. Bir merhaba diyelim dedik. Merhabalar başkanım. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım kısaca. Mahmut Ali Akkiraz, 1994-2007 Korgan Belediye Başkanı. Evet başkanım, biz de Moda TV, Moda FM ailesi olarak Korgan'ı gezmeye geldik. Korgan'ı tanıtacağız bugün. Sizler de bize birkaç bilgi verirseniz memnun oluruz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Korgan, korunan yer manasına 700 rakımda, etrafı dağlarla çevrili güzel bir yer. Sahile Fatsa'ya 35 kilometre. 700 rakımda. Tam yaşanacak bir yer. 30 bin nüfusu barındırıyor. Yaylalarıyla, piknik alanlarıyla hakikaten güzel bir ilçe, güzel bir şehir. Şimdi başkanım, buraya gelenler mesela kalma alanları var mıdır? Burada günübirlik kalma alanı olarak Korgan misafirperver bir yer olduğu için pek otel barınmadı. Ama öğretmenlerimiz var. 5 yıldızlı mesafede bir öğretmenlerimiz var. Onun dışında herkes misafirperverdir. Fatsa yarım saat buraya. Fatsa'da oteller mevcut.
Kışın değil de yazın daha çok gelmelerini istiyorsunuz değil mi insanların? Hayır, daha... kışın da gelebilir canım. Kışın da gelebilir. Gerçi pandemi dönemindeyiz ama yani misafir kabul etmesek de uzaktan misafirlere gene ağırlarız. Dediğim gibi yarım saat. İstanbul'da 3-5 saat alıyor bir otele yerleşmek için. Şey bir zaman değil söyleyin. Gelinmeyecek bir zaman değil. O zaman şöyle yapalım başkanım. Biz pandemi bittikten sonra misafirlerimizi Korgan'a bekliyoruz o zaman. Hay. Korgan hele Nisan-Mayıs aylarında buraya 25 kilometre mesafede yaylalarımız var. Ve orman güllerimiz var. Doğada parfüm koklarsınız. Ve arı bal yapar. Arı ondan bal yapar. Tansiyonu düşürür. Yüksek tansiyonu çok iyi gelir. Yine çok güzel ormanlarımız var. Mesir alanlarımız var. Yarım dakika suyun altında elini tutamayacağınız sularımız var. Çok soğuk sular var değil mi? Mesire yerinde. Çok güzel sularımız var. Zaten sahilin suyu da buradan inmekte. İyidir suyuyla, havasıyla tam yaşanacak bir yerdir. Teşekkür ederiz başkanım size vermiş olduğunuz güzel bilgileriniz için. Ben de teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. İzleyicilerinize hepsine sevgi ve saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz. Selamun aleyküm ustam, kolay gelsin. Korgan'da gezimize devam ediyoruz. Burada yöresel mi yemekleriniz yoksa her yerden var mı? Beynel milel yemeklerimiz var. Yemeklerimiz beynel milel. Görüyorsunuz geleneksel Korgan yemekleri ve beynel milel yemeklerimiz var. Arnavut ciğeri, piliç Meksika, bilal kebabı, rahmetli Erol Taş'ın yediği tavuklardan. Selamun aleyküm. Korgan'ın geleneksel... Erol Taş yedi bu tavuklardan. Evet abi. Erol Taş yedi, boğazında kaldı. Erol Taş Korganlı mı yoksa? Yok abi. Tavuğu Korgan'dan yemiş. Öyle mi? Evet. Korgan'ın yemeği, meşhur yemeği. Versin bayıldı. Görüyorsunuz. Şöyle bir tane göstereyim. Ne? Karnıyarıkla karıştırmayın. Yani bu Korgan'ın yöresel yemeği mi? Evet abi. Şu da Arnavut ciğerimiz. Daim gördüğünüz için. Şöyle göstereyim. Korgan Arnavutları'nın geleneksel yemeği. Şimdi Pandemi nedeniyle nasıl işlerimiz ustam? Pandemi nedeniyle işlerimizi idare etmeye çalışıyoruz abi. İşlerimiz tabi düştü. Kendimizi götürebiliyor muyuz? Kendimizi götüremiyoruz. Yemeği önce kendimiz yiyoruz, artarsa müşteri ikram ediyoruz. O da güzel bir şeymiş ya. O da güzel bir şeymiş. Şimdi biz şimdi Moda TV, Murat Özkaya ile gezelim görelim ekibi olarak Korgan'ı tanıtıyoruz bugün. Korgan'a insanların gelmesini istiyor musunuz? Veya dışarıdan insanlar? Korgan'a insanların gelmesini istiyoruz. Gelsinler, Yani Korgan'ın temiz havasından alsın diyorsun. Korgan'ın temiz havasından, temiz suyundan, temiz yaylalarından faydalansınlar istiyoruz biz. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Kaptan dedi uşaklar, çık ayır zamsiye. Yalan dedi fellekler, kaysun takalar suya. Toplayın kalamarı, gidelim siyasiye. Doroz açıklarında... Evet, sevgili izleyicilerimiz. Korgan Meydan'dayız. Halk balıkçılığı var burada. Halk balıkçılığa gidiyoruz şimdi. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Selam, hoş geldiniz. Hamsiler taze herhalde. Hamsiler taze, iki boy hamsimiz var. 20'ye var, 10'a var. Orta boy, iri boy. Bu biraz ufak değil mi? Bu ufak biraz, orta boy. Bu hamsi Karadeniz yerli hamsi değil mi? Karadeniz'in yerli hamsi. Bu irisi 20 lira, ortası 10 lira. Şimdi biz Murat Özkaya ile gezelim görelim ekibi olarak Moda TV'den geliyoruz. Korgan'ı geziyoruz. Korgan'daki korganımızı insanlara tanıtıyoruz. Allah razı olsun. Yani buradan... Herkes görüyor yani. Evet. Buradan Korgan'a gelmek isteyenler ne dersin? Korgan'a gelmesi lazım. Bu şeyde daha güzel olur yani. Pandemi dönemi köy yeri daha iyidir. Şehirden iyiydi yani. Değil mi? Her açıdan iyiydi yani. Korganlara diyor musun artık köyünüze dönün geri? Dönsün gelsinler yani.
Bak evden dışarı çıkamıyorlar. Arda canım sıkılıyor. Köy yerine girmezler. Daha güzel olur. Tamam mı? Direk yapsınlar. Şey yapsınlar. Bahçe yapsınlar. Burada her şey var bu bizim memlekette. Teşekkür ederiz. İyi günler. Abisi vuran balık görmesin ikimizi. Abisi vuran balık da görmesin ikimizi. Evet sevgili izleyicilerimiz, Korgan Meydan'dayız şu anda. Korgan Meydan'da bir abimizle tanışacağız. Abimizi bir tanıyalım bakalım. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Korgan Engelliler Dernek Başkanı Habib Özdek. İlçemizde 1000'in üzerinde engellimiz var. Onları temsilen işte 25 yıldan beri dernekçilik faaliyetlerimiz sürüyor. Bunlara işte tekerlekli sandalye, akülü araç yardımında vatandaşlarımıza yardım edip biz de o engelli arkadaşlarımıza ulaştırma konusunda aracılık yapıyoruz. Vatandaşlarımız sağ olsun bu konuda bize yardımcı oluyorlar. Biz de bir nevi üyesiyle aracı oluyoruz bunlara. O zaman yardımcı olan vatandaşlarımıza biz de Moda TV, Moda Ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Bu kivi siz de bizlerden birisiniz. Kimse engelli değildir. O yüzden yani yardımlar oluyor. Derneğin faaliyetleri başka ne oluyor? Derneğimizin faaliyetleri, sosyal faaliyetlerimiz oluyor mesela. Geziler düzenliyoruz engellilerimizin. Mesela ordumuzun çoğu güzel yerleri var, gezilesi yerleri. İşte belediye başkanımız yardımcı oluyor bu konuda bize. Araçlarımızı veriyor bize. Engellilerimizi topluyoruz. Toplu halde geziler düzenliyoruz. Sosyal aktivitede bulunuyoruz buralarda. Yani derneğimiz şu anda bu şekilde faaliyetlerde. Kardeşlerimizi de yani sosyal yaşamın içine sokuyorsun. Aynen öyle. Ben zaten Ampute Futbol'un ilk kurucularından benim. Değil mi? Biz oynadık Ordu'da, Samsun'da. Şu anda İstanbul Esenyurt'ta futbolcusuyum. İstanbul Esenyurt futbolcususunuz şu anda. Şu anda futbolcuyum aynı anda. İşte arkadaşlarımızı o yönde yönlendiriyoruz. Oynayabilecek arkadaşları gönderdik İstanbul'a. Hem iş sahibi oldular, hem futbol oynuyorlar, amatör futbol. Çok güzel. Yani bu gibi şeylerde bulunuyoruz yani yardımlarda arkadaşlarımızı. Yani sosyalleştiriyoruz yani. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Buradan Korgan'a gelmek isteyenlere bir duyurunuz var mı? Valla Korgan'ımızı her mevsim, dört mevsim yaşasınlar. Korgan'ımızı yazlı, kışı, yaylalarımız işte ne bileyim güzel şelalelerimiz var. Gelsinler, görsünler. Burada güzel gezilecek yerler var ya. Gelmelerini tavsiye ederim. Başkanımızı duydunuz. Korgan'a geliyorsunuz gezmeye. Yazın mı gelsinler, kış mı? Dört mevsim gelsinler. Dört mevsim gelsinler. Dört mevsim gelsinler. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Evet, selamun aleyküm. Nasılsın dayı? İyiyiz Allah'a şükürler olsun. Uğraşıyoruz işte arkadaş. Sizi tanıyalım mı kısaca? Korganlı Nazım Açıcı. Nazım amca, pandemi nedeniyle burada güzel havayı buldunuz, güneşli havayı. Evet. Oturuyor musunuz? Güneş alayı saat 1'e kadar, saat şeyimiz de gelmiş. Saat 1'e kadar oturuyoruz. Dakikanız geldi mi? Gelmiş vallahi. Dakikamız geldi diyoruz. Evet, şimdi biz Moda TV ailesi olarak Korgan'ı tanıtıyoruz. Korgan'ı geziyoruz, görüyoruz. Korgan'ın güzel yerlerini. Sizin de buradan Korgan'a gelmek isteyenlere bir mesajınız var mı? Korgan'ımız çok güzel, Allah'a şükürler olsun. Gelmek isteyen gelsin buyursun. Her şey müsait Korgan. Koronadan kurtulmak isteyen Korgan'a mı gelsin? Koronadan, evet evet. Ne işin var İstanbul'da sen buradasın? Teşekkür ederim. Stresli. Gel memleketeyen, çiftçilik yap. Bağın bahçeyen bak. Orada boşuna açıp yürünerek şudur budur. Ben kızıyorum aslında onlara. Değil mi? Tabii kızıyorum. Sen memleketeyen arkadaşım. Memlekette bağın var, bahçen var, işte çiftçilik yap, hayvan yap. Ben eskiden esnafım. Daireciyim. Ben haftada burada 10 ton 10 teneke yağ alıyordum, tereyağı. Bundan 40 sene önce. Efendim her 5000 yumurta alıyordum aşağı yukarı. Yani doğal ürünler yetiştiriliyor. Yetiştirmek kolay. Efendim söyleyeyim her hafta bir kamyon saman satıyordum. Çiftçilik boldu o zaman. Esnafım, şimdi emekliyim. Şimdi hiçbirisi yok bunların. Şimdi amca herhalde insanlar biraz rahata alıştı, ondan mı desek? Rahata mı alıştılar? Niye alıştılar? Ben buna aklım eğmiyor. Benim şimdi gücüm yetse ben köye giderim, malda bakarım, ayağımda bakarım, çiftçilikte yaparım, dairecilikte yaparım, her iş yaparım.
para kazanırım ama şimdi gücümüz yetmiyor. Yapmışsın zamanında, artık şu anda ektiğini biçiyorsun. 68 yaşıma gelmiş. Maşallah maşallah. Allah çok ömür versin. Canımız yine istiyor o eski şey. Değil mi? Neyse amcacığım, teşekkür ediyoruz size. İyi günler diliyoruz. Evet, onlar boşuna bu memlekette, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da boşuna uğraşıyorlar. Gel lan memlekete. 8-10 koyun edin, tavuk edin, hayvan edin. Bak ben suçu var bu devletin, bu hükümetin. Niye suçu var? Onlara yer parası veriyor. Tarlası olan da alıyor, almayan da alıyor. Olmayanı alamıyor ya. Tarlası olan adam burada 40 dönüm bahçesi var. Parayı alıyor gidiyor. Bahçeye de bakmıyor. Değil mi? İstanbul'da iyi parayı. Benim elimde bir yetki olsun, ben bir kuruş para vermem bunlara. Bu şeye çok karışık. Teşekkürler. Tamam mı? İyi günler. Aynısı de böyle çıksın yani. Çıkacak. Aynısı çıkacak. Bizde kesme vallahi yok. Vallahi öyle ya. Neyse şimdi, o. Bizde şey, adam alışmış tembelliğe. Nasıl olsa benim 40 dönüm yerim var köyde diye. İstanbul'da yiyor o parayı. Evet. O bittikten sonra kıvranıyor. Ulan ne işi var, gelsene memleket yani. Buradan güzel diyor. Ben çok gezdim. Ben İran'a da gittim, İrak'a da gittim, kamyonculuk yaptım. Bizim bu memleketimiz gibi güzel memleket yoktur, yok. Karadeniz'in her tarafı güzel. Karadeniz sadece denizlerle ibaret değildir. Kırsalı da güzeldir. Fas'ta da evim var, çoluğum çocuğum var. Ben Fas'ta yaşayamıyorum. Geliyorum bu memlekete, burada zevk alıyorum. İşte buranın havasını aldığın için, ya doğuştan, o yüzden. Valla çoluğum çocuğumla o yüzden aramız yok. Niye gelmiyorsun, gitmiyorsun baba? Lan gel şu memleketine, çiftçiliğin yap, malığın alığın edin. Burada ne işin var kardeşim İstanbul'da? Benim elimde bir yetki olsa, sen nerelisin? Korganlıyım. Fabrikası olanlara konuşayım bunu. Sen nerelisin? Korganlı. Gel kardeşim, bu fabrikayı Korgan'a kur. Korkana, burada 200-300 kişi çalıştım. Ben sana yardımcı olayım. Devlet olarak böyle destekliyorum. Ha burada yer var adamın. 50 dönüm, 100 dönüm. Al var, niye oranlar? Bunlar sana acı, şimdi uğra. Ne hikaye? Yapacak bir şey yok amca. Teşekkür ederiz. Güzel sohbetiniz için. Evet, Korgan gezimize devam ediyoruz. Korgan'da Ahmet Şahin Bey ile şu anda Korgan Belediyespor, değil mi? Korgan Belediyespor Başkanı. Onunla da birkaç kelime alışverişinde bulunalım diyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Korgan Belediyespor 1985 yılında kurulan Korgan'da sosyal ve kültürel faaliyetin temsilcisi olarak en iyi şekilde orada Korgan'ı temsil etmeye çalışıyor. Burada kendi çapımızla, kendi yetiştirdiğimiz futbolcularla lige bence renk katıyoruz. Korgan Belediye Başkanı'na, yani orada başkan yardımcısına bize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Korgan halkına da çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda seyirci olarak madden manen biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz diye düşünüyorum. Konuda. Başkan, bu halkın bakışı nasıl futbola Korgan'da? Zaten şöyle söyleyeyim, sosyal ve kültürel faaliyet alanımız zaten kısıttı. Korgan'a halkın bakış açısı, seyircilerimizi çoğu zaman 3-400 seyirciyle yapıyoruz. 3-400 tane seyircimiz muhakkak oluyor. Deplasmanlara muhakkak yanımızdalar her zaman. Geçmişte Ordu'da loyuk maçımız vardı. Korgan'da insanlar Fatih'e gidiş geliş yapmak için araç bulamadılar. Hepsi bizim arkamızdaydı, bizim yanımızdaydı. Araçlarla birlikte gelmişlerdi. Fatih'e Korgan minibüslerinde araba kalmamıştı. Yani buradaki Korgan halkı futbolu seviyor diyorsunuz yani. Futbolu seviyor. Futbol dışındaki branşlarla da ilgileniyorlar. Voleybol, basketbol, genelde turnuvalar yapıyoruz. Bu pandemi yüzünden biraz turnuvalara da ara verdik. Turnuvalarımızda çok çekişleri geçiyor. Halı saha turnuvaları, işte büyük sahadaki futbol turnuvaları. İnşallah pandemi süresi kısa bir sürede atlatırız. O eski şaşalı günlerimize geri döneriz diyorum. İnşallah. Peki bu futbol için yeterli tesisiniz var değil mi burada? Son içim sahamız var. Bizim için zaten önemli olan o. İki tane sporun salonu var. Bir tanesi İbo'da, biraz bize uzak ama bir tanesi Ventus futbol sahasının yanında.
Halı saha, özel halı saha tesisleri var. Sağ olsun onlarla bir de destek çıkıyor. Antrenmanlarımız çok kar yağdığında kapalı alanlarda yapabiliyoruz. Diyorum ya, pandemi olmadığı müddetçe biz her zaman kendimize bir yer buluyoruz antrenman yapmaya veya turnuvalar yapmaya. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgileriniz için. Buraya gelmek isteyenlere de bir bilginiz var mı? Şimdi Korgan Spor olarak, Korgan Medeniyet Spor olarak kapımız herkese açık. Zaten Tuncay Kiraz başkanımın da seçim vaadinde biz her zaman gençlerin yanında olacağız diye vaadi vardı. Biz de onun vaatleri doğrultusunda elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Herkese kapımız açık. Bekliyoruz da. Teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar, Korgan'da gezmeye devam ediyoruz. Bir kebapçı abimizi gördük. Kestane kebap yemesi sebap diyor evet, bu. Abi. Doğru mu abi? Doğrudur abi. Sinop kestanesi. Bu Karadeniz'e hastır. Karadeniz bölgesinde yetişir. Yani İstanbul, Ege, Akdeniz o taraflara gitmez bu kestane. Yani bu bizim yörenin kestanesi mi yoksa Sinop? Şöyle bir ikram ederim bak istersen. Teşekkür ederiz. Sonra şey yapacağım. Kardeşimize de ikram ederim. Bak o evet, burada satışlarımız nasıl abi pandemi nedeniyle? Vallahi biraz zayıf. Bu sene mahsul ürününde de biraz sıkıntı var yani. Yağmur yağmadı ya iklim dolayısıyla. Yağmur yağmadan bir biraz sorunlar oluyor yani. Yani tam dört dörtlük değil bu sene yani. Biz müşterilerimizle söylüyoruz yani. Gerçeği söylüyoruz. Kestanemiz yani. O kadar iyi değil mi diyorsun bu sene? Yani iklimden dolayı. İklimden dolayı aynen öyle. Ama lezzet bakımından hiçbir şey kaybetmedik. Çok güzel. Ya biz tabii seçiyoruz yani. Evet. Mesela, baksana kestanelerin de güzel görünüyor yani. Evet, kestane kebap yemesi sevap. Niye öyle demişler abi? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Pardon? Niye öyle demişler kestane kebap kestane yemesi? Kebap yemesi sevap. Yani Karadeniz'de özel bir şey diyelim yani. Deyim diyelim yani. Öyle diyelim yani. Ta eskiden gelen bir söz diyelim yani. Atalardan gelen, büyüklerden gelen söz diyelim. Yani. Teşekkür ederiz. Rica abi. Ederim. Sağ olun, kolay gelsin. Evet, insanlar tezgahlarını açmışlar. Ürünlerini satıyorlar. Selamun aleyküm kardeş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Kolay gelsin, nasıl satışlarımız? Satışlarımız haliyle pandemi döneminde düştü. Düştü değil mi? Yani tezgahımız gördüğünüz gibi büsbütün duruyor yani. Maşallah tezgahınız da bayağı zengin. Ne yapalım? Çeşit bulundurmak zorundayız. Değil mi? Evet. Yani pandemi nedeniyle işlerimiz düştü diyorsunuz kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Şimdi hafta günlerimiz de değişti haliyle. Hafta günleri de değişince böyle. Hangi gün? Cumartesi. Cumartesi. Bu, evet. Salı gününe geldi. Yok, Perşembe'ye. Perşembe'ye geldi. Evet. Vallahi inşallah bol satışlar diliyoruz size. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Bir pazarcı ablamızın yanındayız. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz ablacığım? Şehriban Karabacak. Ablacığım, işleriniz nasıl? İşler şu sezonlarda çok düşük. Sanırım bu kapalı pazar yeni mi yapıldı, daha önceden var mıydı? 2 yıl önce yapıldı. 2 yıl önce yapıldı, yani böyle korunaklı bir yere geldiniz. Şu an güzel yani böyle. Yani memnun musunuz burada? Tabii ki memnunuz. Buradan Korgan'a gelmek isteyenlere bir sözünüz var mı? Yani Korgan güzel bir yer, yaşamasını bilene. Ne bileyim, kışın her yerde var şartlar da, yazın güzel yani. Teşekkür ediyoruz. İyi günler, kolay gelsin. Sağ olun. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Sağ olun. Moda TV Murat Özkaya ile gezelim görelim ekibi olarak Korgan'a geldik bugün. Hoş geldiniz. Korgan'ı tanıtıyoruz. Sizin gibi esnaflarla da röportaj yapıyoruz. Sizi tanıyalım.
Adım Recep Ali Subaşı. Yıllarca bu işi yapıyoruz. Recep Bey, nasıl işleriniz, güzel mi? Şükür Mevla'ya, idare ediyor. Çok güzel. Pandemi etkiledi mi sizi? Pandemi etkiledi mi? Etkilemedi gibi bir şey. Etkilemedi. Maşallah ilk defa etkilemedi diyen bir esnaf. Esnaf görüyoruz. Şu anda canımız sağ ya. Etkileyenler öbür tarafa gönderiyorlar. Öyle mi? Şimdi burada satışlarınızı yapıyorsunuz. Evet. Bu alan yeni mi kuruldu yoksa daha önceden var mı? Boyalar yeni gibi gözüküyor mu? Yaklaşık 1,5-2 yıldan beri var. Bu yapılan hizmetten memnun musunuz? Güzel. Güzel ama az daha büyük olsa daha güzel olur ama. İnşallah. Halkımızın da maddi yani imkan... Yani yetkililere söyle yani. Halkımızın da maddi gücü biraz da olsa... Burası güzel sadece olacak. Hafta günleri mi yoksa sürekli var mı? Hafta günleri. Sadece hafta günleri. Hafta günleri. Herkesin bir yeri var burada. Herkesin sabit bir yeri var. Anladım. Başka da bir şey yok yani. Buradan Korgan'a gelmek isteyenlere bir sözünüz var mı? Gelsinler, havası güzel, suyu güzel. Gelsinler şöyle şey olsun. Ne diyorum? İnsan seli olsun yani. İnsan selin olmasını isteriz. İnşallah pandemi bitince insanlar buraya gelecek. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar. Meydanda yine gezimize devam ediyoruz. Bir esnaf arkadaşımıza merhaba diyelim ve tanıyalım. Ercan Kaya. Korgan Mahalle Başkanı Ercan Kaya'yım ben. Sormak istediğin sorulara cevabı hazırım. Yani Korgan nasıl? Güzel mi? Yani Korgan'ınla ilgili bilgileri sizden alalım. Evet. Korgan'da 4 mevsimi bir günde yaşıyoruz. Memleketimiz çok güzel. Hatta gurbetçilerimize de geri dönün. Memleketinize dönün diyoruz. Sağlığımız güzel, sıhhatimiz güzel, belediye başkanımız güzel, il başkanımız güzel. Kötü olan bir şey yok mu? Kötü olan bir şey görmüyorum henüz ben. Allah'a şükürler olsun yani. Kötü olan bir Allah'ın lanetlendiği bir tane korona var, virüs var. Covid-19'dan dolayı biraz sakıncalıyız. Birbirlerimize, abilerimize, ablalarımıza, babalarımıza, analarımıza yaklaşamıyoruz. Uzaktan sevgi, saygı gösteriyoruz. Yani şu süreçte, zorlu süreçte öyle olmamız lazım zaten. Tabii ki. Yani bu Korgan'a gelen insanları nereleri tavsiye edersiniz? Korgan'a yaylalar tabii. Yaylalar, sarı çiçeklerimiz var. Sarı çiçeklerimize, yaylalara turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Memleketimiz çok güzel. Gelsinler, görsünler. Korgan'ı gelsinler, görsünler, yaşasınlar diyorsun. Yaşasınlar. Tarihi bir gölümüz vardı, Şülük Gölü. Allah razı olsun, belediye başkanımız tarafından bunlar da yapıldı. 10 numara yerler oldu. Şülük Gölü, Şülük Gölü diyorlardı. Orada bitti. Tarihi yerler bizde yaylalar diyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz size güzel bilgiler verdiğiniz için. Hayırlı çalışmalar efendim. İyi günler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Karadeniz doluyum. Ben Karadenizliyim. Karadeniz doluyum. Sanata gönül vermiş. Bir babanın oğluyum. Sanata gönül vermiş. Bir adamın oğluyum. Suyum Karadeniz'de. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir Başköy şelalesindeyiz. Bir arkadaşımız bize bu şelale hakkında bir kısa bilgi verecek. Tanıyalım önce kendisini. Sertaş Biçim ben. Korgan Belediyesi'nde basın yayın müdürlüğünde çalışıyorum. Bugün Başköy şelalesine geldik. Bize buraya gelen misafirler Korgan'ın nesi meşhur dediğinde yani genelde insanlar aklına yemekler gelir. Güzel yiyecekler ama bizim burada şelaleler, işte yaylalar, böyle doğa güzellikleri meşhurdur. Herkesi buraya davet ediyorum. Gelin görün. Her mevsim aynı güzelliğini korur. Sertaç Bey, yalnız su biraz az galiba burada değil mi? Evet, bu sene havaların kurak gitmesinden dolayı bütün şelaleler biraz böyle suları az. Kar da yağmadı. Geçen sene bu zamanlar yarım metre yakın kar vardı. Yani bu şelale buradan sesten durulmuyordu hatta. Su bile sıçrıyordu. O kadar gür bir şelaleydi. Bu sene böyle inşallah yağmur yağar.
tekrar sular bollaşır, güzellik olur. İnşallah kar yağar, sular bollaşır diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Stilci Şelalesi'ndeyiz. Yanımızda İlyas Bey var. İlyas Bey şelale hakkında bize bilgi verecek. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Korgan Tepealan'dayız. Tepealan'da hemen Tepealan şehir merkezinin hemen altında. Böylesine muazzam bir şelale. Tabii biraz sistemliyiz tabii vatandaşlarımızla. Şelalenin etrafı biraz pis. Muzdaribiz bu konuda. Hatta birkaç kere de şey yazdık. Allah'ını seven buraya çöp atmasın. Temizlik imandandır ama maalesef bu konuda biraz duyarsız bizim vatandaşlarımız. Bu şelale yaklaşık bir 4-5 metre yüksekliği var şu kesimden. Yazın işte vatandaşların serinlemek için girdiği, balık tutmak için girdiği, bizim de çocukluğumuzun geçtiği bir şelale. Derinliği 2-3-4 metreyi falan da buluyor. İşte atlamak için, zıplamak için gayet güzel bir şelale. Gönül ister daha temiz tutalım. İnşallah alınan tedbirlerle de o da olur. Yazın sizi buraya bekliyoruz o zaman. Yazın geleceğiz tabii. Yazın da çekimlerini yapacağız buranın. Bu fragman olsun. Asıl çekimler yazın olsun. İnşallah yazın da sizleri ziyaret edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Yolunda devam edelim. Evet İlyas Bey bu arada bizim rehberimiz olacak. Yaylalara götürecek bizi. Beraber gideceğiz şimdi. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Geçelim o zaman hava kararmadan. Ordunun dereleri karayosun bağlıyor. Kalk gidelim seyleyim. Annem evde ağlıyor. Sürmelim aman. Kalk gidelim seyleyim. Annem evde ağlıyor. Evet, Korgan'a bağlı Tepealan mahallesi mi beldesi mi oldu? Tepealan beldesi şu anda mahalle oldu yani. Büyük şehir olunca. Yani Korgan'ın ilk mahallesi burası. Evet, sizi tanıyalım önce. Ben Ferhat Öncü. Ferhat abicim, bu belediyelikti daha sonradan ordunun büyük şehir olmasıyla. Büyük şehir belediye oldu yani. Evet. Burada insanlar yaşamını neyle sürdürüyor? Burası Kurbetçi, fındık. Yani fındık, hayvancılık yani. Hayvancılık. Evet, hayvancılık. Yani burada genelde insanlarımız yurttaşı, gurbetçi. Yurttaşı var, evet. Siz de buranın esnaflarındansınız galiba. Korgan'ın kurucularındanım ben. İşte belde. Buraya 5 sene oldu ben geleli. Şimdi insanlar artık pandemi nedeniyle köylerine gelmeye başladı. Sizde bir mesajınız var mı buradan? Allah bu milletin dikkat etmesi lazım. Çok kötü bir durumdayız yani şu anda. Evet. Pandeminin o hastalığıyla. Yani milletin kendine dikkat etmesi lazım. Yani buradan gurbette yaşayanlara, bir iş yapmayanlara köyünüze geri dönün diyor musunuz? Vallahi adam emekli olacak burada, çalışıyor adam. Burada işe girmiş adam. Nasıl gelsin adam? Emekli olunca zaten geliyor yani adam yani. Tabii emekli olunca geliyor adam yani. Anladım. Teşekkür. Herkes burada evini yaptı yani. Yani yeni yapılan mı oluyor? Tabii devamlı oluyor. Teşekkür ediyoruz. Yani bomboş yani. Adam evini yaptı. Adam buradan emekli alacak, gelecek yani. Teşekkür ediyoruz güzel bilgileriniz için. İyi günler. Ben de teşekkür ediyorum. Kar yağar kar üstüne, derdim var dert üstüne,
Cellat boynumu vurursa yar sevmem yar üstüne. Kar yağar kar üstüne, derdim var dert üstüne. Cellat boynumu vurursa yar sevmem yar üstüne. Aman ey aman ey halim yaman ey. Seni gelin götürem arpa buğday zamanı. Aman ey aman ey halim yaman ey. Seni gelin götürem. Evet sevgili izleyicilerimiz, Korgan Yaylası'ndayız. Yalnız yılın ilk karını da burada görüyoruz. Müthiş bir beyaz örtü var burada. Araçlar kayıyor ama biz burada bir abimize yakaladık. Onlar da kısa bir röportaj yapmak istiyoruz. Hava biraz soğuk. Merhabalar abi, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, benim ismim Yusuf Ses. Ben Korgan ilçemiz. Bu köyden, görmüş olduğunuz köyden Belalan köydeyim. Uzun yıllar İstanbul'da memuriyet hayatım var. Memurluktan sonra emekli oldum. İşte köyüme yerleştim, Belalan köyüme yerleştim. Şu anda ben de yaylaların karın tadını çıkarayım dedim. Yaylaya doğru bir çıktım. Ama şu ileride Çayırkent Yaylası'nın yolu çok buzlanmış gördüm. Geri döndüm. Hava da görüyorsunuz çok soğuk. Onun için daha fazla ileriye gidemedim yani. Ama karın tadını çıkarmak ayrı bir güzellik. Ayrı bir mutluluk veriyor. İstanbul'dan sonra burada yaşamak nasıl bir duygu? Şimdi benim doğup büyüdüğüm topraklar burası. Benim idealim, hayalim emeklilikten sonra köyüme yerleşmekti. Onu yaptım yani, onun için mutluyum. Güzel bir hayatım var. İşte gidip geliyorum. İstanbul'da da ilgi alakayı kesmedim. Pandemiden dolayı gidemedim. İşte sonbaharda gitmem gerekiyordu. Şu anda pandemiyi bekliyorum. Tekrar yine gideceksiniz. Gideceğiz inşallah. Yani. Şimdi buranın yaylalar hakkında kısaca bahseder misiniz bize? Güzellikleri, doğal güzellikleri veya insanların bu yaylalara gelip gelmesini ister misiniz? Şimdi tabii ki burada bilhassa biliyorsunuz yaban gülleri. Burası bizim vazgeçilmezimiz. Bu Absut Yaylası bizim köyümüz. Belalan köyümüzün yaylası hemen bu arka tarafta. Biliyorsunuz burada bizim her yıl geleneksel şenliklerimiz oluyor. Burada biz 15-20 bin kişiyi, insanı bu şenliğe topluyoruz yani. Bu sene pandemiden dolayı yapamadık. Bundan sonraki senelerde de yapacağız. İşte Korgan Yaylamız yine onların şenliği oluyor. Onların şenliğine de büyük bir insanlar geliyorlar yani. Ayrıca yaylanın tabii güzellikleri bambaşka. Bunu saymakla bitmez. Şu anda kar güzelliği mesela. Yaz ayrı, kış ayrı diyor. Yaz ayrı, kış ayrı bir başka güzel. Çok teşekkür ediyoruz size. Buradan söylemek istediğiniz başka bir şeyler var mı? Duygu ve düşünceleriniz. Valla şu anda biliyorsunuz işte pandemiden dolayı memleketimiz bir sıkıntı içinde. Herkes işte bunun rahatsızlığını duyuyor. İnşallah bir an önce bu pandemi olayı sonlanır. Huzura kavuşuruz. Herkes istediğine sarılır. Çocuklarına sarılır. İstediği ziyaretleri yapar. Yapamıyoruz biliyorsunuz da. İnşallah geçecek. Temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bilgileriniz için. İyi günler. Allah razı olsun. Bak şimdi beni, bulamazsın eski halimi. Seni düşünmekten yitirdim ben benliğimi. Gel de gör bak şimdi beni, bulamazsın eski halimi. Seni düşünmekten yitirdim ben benliğimi. Karlar düşer 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 ağlarım. Hep ismini anarım. Karlar düşer 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 ağlarım. Hep ismini anarım.
Evet, İlyas Bey ile yeniden birlikteyiz. İlyas Bey, Korgan'ı gezdik, gördük. Korgan'a kar da yağmış bugün. Yani yılın ilk karını da burada gördük. Sizin son bir düşüncelerinizi alalım. Teşekkür ederiz ayrıca bize yardımcı olduğunuz için. Ya Korgan'da Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Yani yılın 7 ayında kar eksik olmuyor. Zaten yüksek noktalarındayız. Korgan'ın rakamı 750 merkez rakamı. Şu anda tam karşımıza denk geliyor. Yaylaların ortasındayız biz. Kitlecenin üst tarafında Başalan mevkiindeyiz. Yaylaya tam çıkamadık. Siz de görüntülerde de görürler. Zorlu şartlar altında lastikler de müsait değildi. Yaylaya tam çıkamadık. Bir dahaki sefere diyelim o zaman. Baharda diyelim. Vallahi Korgan gezilip görülmesi gereken bir yer. Yani hem yaylası, şelaleleri, doğası pek bozulmamış bir yer. Bunun sebebi de çok tanıtımı yapılmamış bir yer. İnşallah bundan sonraki süreçlerde yolları, altyapısı falan bittiğinde Korgan hem doğa turizmi açısından cazibe merkezi olacak bir yer. İnşallah bu programda izleyenler beğenirler, Korgan'a gelirler, misafir ederiz. İnşallah bizim sayemizde de bazıları izler ve gelirler diye düşünüyoruz. İnşallah. Bir kişi getirebilirsek ne mutlu bize diyoruz. Vallahi aynen. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İlçemize geldiniz. Bizim misafirimiz oldunuz. İnşallah daha güzel havalarda, daha güzel şartlarda sizlere ağırlarız. Artık yazın. İnşallah. Sarı çiçekler açınca. İnşallah. Orman gülleri. İnşallah. Evet sevgili dostlar. İşte Korgan görüyorsunuz. Yüksekten de sizlere Korgan'ı gösterelim istedik. Buradan güzel görünüyor. Yeşilliklerin içerisinde. Şu an kış olduğu için pek yeşillik görünmüyor ama yine de güzel. İyi seyirler sizlere. Bana sevdalı kırk tarafa da döner. Gel kaçalım sevdum dağların arkasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Gel kaçalım sevdum dağların arkasından. Yandım da öleceğim. Selamünaleyküm dayıcım. Kolay gelsin, hayırlı işlerin olsun. Hoş geldin, sefa geldiniz, merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Demircioğlu. 1964 doğumluyum. Korgan'dayım. Babam da ustalık bir şey yapıyordu. Yani atadan gelme meslek mi? Demir işi. Burada neler yapıyorsunuz mesela? Burada biz neler yapıyor? Balta yapıyor, kazma yapıyor. Yani bunları sırf demirden kendiniz imal ediyorsunuz değil mi? Bunları biz kendimiz demirden imal ediyoruz. Evet. Şimdi orada şu herhalde şey ısınıyor mu? Evet, ısınıyor. Bunu dövebiliriz ya. Evet, olur. Bir görelim şey, o kıpkırmızı olmuş. Böyle çekişle işliyorsunuz. Evet, bu el dövmesi. Kazma değil mi? Bu kazma. Kazmalar daha mı dayanıklı? Kazmalar, şimdi bu memlekette kazma tarım bununla yapılıyor. Mesela motorun, kırgırın, patpatların girmediği yerlerde, ekim dikim ağlolarda bununla fındık dipleri kazıyorlar. Köklerini söküyorlar. Daha şeyli oluyor yani. Yani bunlar bir nevi tarım aletleri. Evet, biz sizi seyrediyoruz biraz. Yapın. ...90 yaşında işi bıraktı. 90 yaş. Evet, bıraktı. Maşallah. Bizi bize devretti. Biz de
devredecek kimseyi bulamıyoruz bu işe. Yani niye sizden gelen nesiller artık bu işi yapmaz mı? Yapmak istemiyorlar, yapmaz. Biraz bayağı zor bir meslek, arın teyli olan. Yani güçlü bir karşısında. Tabii ki. Ne olacak yani bu sizden sonra usta kalmayacak? Usta kalmıyor ya. Yani şurada... Şurada yok. Varsa da yok. Değil mi? He, burada iki tane kaldık işte. Burada şimdi, 20 usta vardı. Öyle mi? Evet. Şimdi şöyle görüyorum. Burada sizin tezgahınız herhalde. Evet, bu kendi dövmemiz. Yani bu aletleri evet. Siz kendiniz... El emeği, göz nuru diyorlar değil mi bunu? Böyle kendimiz yapıyoruz. Bu balta bu mesela. Balta olacak bundan. Şu. Evet bundan. Yani ham aletleri. Evet bu şimdi... Bu çelik de ağzı dövülecek tabi bu. Bu ateşte dövülecek. Baltayı böyle yapıyoruz. Kazmalar tabi. Şu şekilde mesela ham hali. Bu şekil veriyoruz bunu. Daha dövülecek bu. Efendim, daha ne var? İşte böyle. Bayrak işlemesini falan siz yapıyorsunuz. Şundan şu orakları yapıyoruz böyle. Evet. Karşıdaki orakla böyle. Tabii ki. Bu demir haline o şekle getiriyoruz. Evet, o şekle getiriyoruz biz bunları. Deneme göz nuru. Sizin göremediğiniz taş finalleri var bu işin. Mesela çapalar falan daha farklı yapıyoruz. Güzel bilgileriniz için size teşekkür ediyoruz. Siz de yani bir sanat yapıyorsunuz sonuçta. Abi canım biz de bir babamızdan gördük böyle devam ettiriyoruz. Ata meslek. Babamın babası da ustaymış herhalde iyi de bilmiyorum da. Demirci ustası, ağaç ustası. Kolay gelsin işiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Yine işlere. Korgan'da gezimize devam ediyoruz. Burada el işi yapan terzi bir amcamızı gördük. Onunla sohbet edelim. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Selam, hoş geldiniz. Murat Özkaya ile Gezelim Görelim Moda TV'den sizleri ziyarete geldik. Korgan'ı gezmeye geldik. Korgan'ı tanıtalım insanlara istedik. Sizi de tanıyalım kısaca. Ben Terzi Muharrem. Muharrem abi kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 79'dan beri yapıyorum. 79'dan beri terzilik işiyle uğraşıyorsunuz. Yani bu takım elbiseleri falan şu anda kendiniz dikiyorsunuz. Evet kendim dikiyorum. Yani var mı şu anda takım elbiselere talep var mı? Eskisi gibi yok. Yani şu anda ne oldu, konfeksiyon işi olalı. Mesleğimiz ölmek üzere yani. Çırak da yetişmiyor. Yani bu meslekte çırak yetişmiyor. Yani siz... Son mesleğe daha doğru. Yani şu anda siz mesela ne yapıyorsunuz? Yama işi mi yapıyorsunuz? Ferma. Tamir de yapıyorsunuz burada. Çok güzel. Siz şimdi biz Korgan'ı gezdik gördük ama sizin de Korgan'la ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Buraya insanların gelip görmesini, gezmesini istiyor musunuz? Aynen tabii ki istiyorum. Yani Korgan'ımıza insanlarımız gelsin görsün diyorsun. Yani işte burada güzel şeyler, elbiseler falan yapıyorsunuz. El işçiliği, göz nuru, mesleğinizi sürdürmeye çalışıyorsunuz. Sürdürüyoruz tabii. Teşekkür ediyoruz size. Kolay gelsin diyoruz. Allah razı olsun. Gözümün yaşı gel kaçalım sevdum dağların arkasından yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Selamun aleyküm, kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ali Başarmak adım. Korgan Avcılar Kulüp Başkanıyım, aynı zamanda avbayisiyim.
Öyle mi? Biz de Moda Tayyip'i Murat Özkaya ile gezelim görelim ekip olarak sizleri ziyarete geldik. Korgan'ı tanıtıyoruz. İçimize. Yani Korgan hakkında düşüncelerinizi, görüşlerinizi, mesleğinizle ilgili duygularınızı alabilir miyiz? Şimdi Korgan bizim doğup büyüdüğümüz memleketimiz. Havası, suyu, insanı güzel bir memleket. Ondan sonra ama biraz yatırım konusunda biraz, istihdam konusunda biraz sıkıntımız var. Onun dışında yaşanacak güzel bir memleket. Yani şu yollar diyorsunuz biraz. Yollarımız, ondan sonra gençlerimize iş olarak, istihdam olarak sıkıntı. Biliyorsunuz inşaatçılık geçiniyor halkımız. Ondan sonra hani bunlar olsa daha güzel olur. Yollarımız olsa daha güzel olur. Yollar olsa bir de turizm, yayla turizmi burada gelişmiş olsa. Şöyle yayla turizmine bile yol gerekiyor. Yani aslında yaylalarımız çok güzel. Yolun olduğu yere medeniyet gider. Medeniyet gider. Yani şuradan normal bir vatandaş bile yaylaya giderken büyük sıkıntılarla yaylaya ulaşıyor. Şu anda eskiye nazaran daha iyi ama daha gelişse medeniyet daha iyi olur. Evet. Yani yaylalar güzel aslında. Yayla turizmiyle ilgili çalışmalar yapılabilir burada. Buradan dışarıdaki Korganlı vatandaşlara ne söylemek istersin? Korganlı vatandaşlarımız muhakkak ki memleket hasreti çekiyorlardır. Ama hepsi rızkının peşinde, ekmeğinin peşinde. Memleketlerine sahip çıksınlar. Özellikle durumu, hali, vakti yerinde olanlar için söylüyorum. İş adamlarına diyorsun. İş adamlarına diyorum özellikle. Memleketlerine sahip çıksınlar. Mesela en son bir tane tekstil fabrikası açıldı. İyi bir istihdam sağlandı. Bayağı bir kişi çalışıyor. Hani durumu vakti hali yerinde olanlar yine memleketlerine sahip çıkabilirler yani. Böyle bir memleket bulunmaz. Doğası güzel bir memleket. Karadeniz sadece denizden ibaret değildir. Yaylaları da güzeldir. Yaylalarımız bizim özellikle mesela Mayıs ayında bizim halkımız bilir ama dışarıdakiler bilmez. O avuç çiçeklerimizi açtığında, arabanın camını açtığında bile dolar içeri. Yani o koku içeri gelir. Onu hissetmek için bile yaylada gezilir yani. Tabii. İnşallah yazında geleceğiz, şey yapacağız. Gelin, misafirimiz olun. Bilgileriniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kalın diyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Sizler için Korgan'ı gezdik. Korgan'ın güzel yerlerini, güzel insanlarıyla görüştük. Onlarla sohbet ettik. Bir dahaki programda nerede olacağımız, kimle olacağımız belli değil. Murat Özkaya ile Gezelim Görelim programı sizler için de ilk kar görüntülerini Korgan yaylalarından görüntülüyor. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz. Gözlerinden belli dur, sevdum ağlamışsın, sevdum ağlamışsın, oy oy sevdum.
bülbül ötmüyor, hasretin hiç bitmiyor, gözlerimden hayal